Hasan, şimdi değerli paşamız altını çizdi. Yani 1918'den başlamak kaydıyla altını çizdi. Geldiğimiz bu noktada en önemli husus bu ikinci Karabağ Savaşı'nda, Vatan Muharebesi'nde muazzam bir iradeydi. Hani Gence'ye, evet. O geceyi hiç unutmuyorum. Gence'ye bebeklerin öldüğü, o füzenin düştüğü gece. Orada Azerbaycan halkının nasıl hani ayağa kalktığını, yani bütün orduya, yani en büyük korkuları, eyvah bir yerde masaya oturur mu acaba? Yani Azerbaycan oturur mu? Hayır, sonuna kadar bu yapılsın diye, yani öyle bir maneviyat, öyle bir hazırlık, yani millet, devlet, asker, ordu bütünleşmesinde bu maneviyat çok büyük bir biçimde zaten hazırmış, ortaya çıktı. Ama bir yandan da bütün konuklarımız bunun altını çizdi. Azerbaycan kendisi güçlenerek ve ordusunu muazzam tahkim ederek o güne hep hazırmış, değil mi? Yani baktığımızda Temmuz'da bu Tovuz'daki saldırıdan sonra, artık Ekim'deki bu cephe hattındaki o saldırıdan sonra sanıyorum bu hani bir gecede karar verilip yapılan bir olay değil. Bu en az yani onlarca yıldır hazırlanılan bir geceydi, değil mi? Aynen öyle Sayın Nur Hanım. Şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok tarihi bir cümlesi var. Diyor ki, Karabağ işgal edilirken annesinin kucağında ve hala hiç doğmamış olarak mevcut olan çocuklar 2. Karabağ Savaşı'nda tankların üzerinde Karabağ düşman taptağından, işgaldan kurtardı. Ve bu vesileyle aslında değerli benim paşamızın, Abdullah Bey'in ve İbrahim Bey'in ifade etmiş olduğu fikirlerin tamamen bir dayanışma içerisinde olduğumu ifade ederek şunları söylemek istiyorum ki, sözün hakiki manasında bir asker, bir vatan sevdalısı, devletine, milletine, vatanına bağlı bir evlat, bir insan yetiştirmek, Sayın Nur Hanım, siz de kabul edersiniz ki herhangi bir 3 günün, 5 günün bir zamanın işi değildir. Çok doğru. Ve bundan dolayı Karabağ Savaşı, 2. Karabağ Cihan, vatanımızı, toprağımızı kurtarmak için başlatmış olduğumuz bu mücadele, başlatmış olduğumuz bu tarihi taarruza kadar birçok insanların kafasında soru işaretleri vardı. Yahu Sayın Cumhurbaşkanı, biz bu kadar güçlüyüz, kuvvetliyiz, şu kadar tankımız, topumuz, silahımız, milli savunmamız şöyle, böyleyiz var. Niye şu Karabağ'ı almıyoruz, alamıyoruz diye bizi topa tutanlar, suçlu çıkaranlar veya farklı farklı çeşitli soru soranlar vardı. Ama şu savaş başlayınca ve savaş 44 günlük zafer çerçevesinde zaferimizi ilan ederek bitince hakikaten herkes anladı ve gördü ki sözün gerçek anlamında Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev neyi, ne zaman, nasıl yapacağız dediğinde hiç de bunu boşuna demiyordu. Çünkü bir vatan evladının vatanına ve milli şuura, milli tefekküre, milli bağlılığa, istiklala, istikbala bağlı olarak büyümesi, vatan için canını feda edebilmesi, yani şühada şehit olabilmesi için hazırlanması öyle kısa bir zamanın mahsulü, üretimi değildir. Ve bundan dolayı da sözün gerçek anlamında biz gurur duyuyoruz ki evet, biz Türk milleti olarak büyük bir milletiz. Kalbimiz çok büyük ve biz tarihte sözün hakiki manasında Türk milletinin bir ferdi olarak bundan da gurur duyuyorum ki biz hiçbir zaman böyle alnımızı, başımızı aşağı eğecek, tarihte bir leke tutacak bir adım atmadık. Biz kendimizi, sadece ve sadece kendimizi savunduk. Zalimlere karşı mazlumların yanında olduk her zaman. Türk milletinin bir ferdi olarak. Ve sözün gerçek anlamında bir daha dönerek söylemek istiyorum ki 92. yılda bizim zayıflığımızdan, Azerbaycan ordusunun neredeyse yok gibi olmasından, Abdullah Bey'in dediği gibi daha vatan evlatlarının, daha yeni yeni bağımsızlığını daha yeni kazanmış Azerbaycan'ın yeni böyle gençlerinin, çocuklarının ki bugün kol ordu komutanları ve diğer kahraman iyi bizim askerlerimiz var içlerinde. Onların yetişmesi için süreç daha yeni başlamıştır. Ama şöyle Ermenistan'ın şöyle diyelim faşist aklı ve mantığına sahip olarak böyle kültürlen bir dilde ifade etmeye çalışıyorum.
yapmış olduğu Sarkisyan gibi, Koçaryan gibi cellatları ve onların el altıları sivil vatandaşları sadece Türk olduğu için, Azerbaycan Türk olduğu için katlettiler ve soykırıma maruz bıraktılar. Şükürler olsun ki İbrahim Bey'in o zaman gazeteci olduğu, benim de genç olduğum dönemdeki yaşanmış olduğum bu facianın, bu soykırımın neticesi kahraman yiğit askerlerimiz tarafından intikam olarak o şehitlerimizin kanı yerde kalmadı diyebilmemiz için şükürler olsun ki alındı ve biz bu noktalara kadar gelip çıkabildik. Ve bugünkü tarih bir daha gösteriyor. Güçlü olmalıyız, bir olmalıyız ve Şuşa Beyannamesi, Kars Anlaşması'nın 100. yıl dönümü için özel olarak tesadüf filan değildir. Bu 100. yıl dönümü için Sayın Cumhurbaşkanlarımız bunları kendileri bizzat ifade ettiler. Bizim resmi olarak aslında gerçekte tarihte hep birbirimize sahip çıktık ama bunu resmiyete taşıyarak ortak bir müttefiklik ilişkileri seviyesine özellikle Şuşa'da ve dağıtılmış Şuşa'da ve dağıtılmış mahvolmuş bir binanın arkasına fon olarak alarak iki kardeş devletin başkanı olarak tarihi imzaları atması ve meclislerimizde benim de büyük gururla oy vererek paraflayarak artık kanun şekil alması için bir oy vermemiz, tarihi bir kanunu tarihe geçirmemiz şüphesiz ki Azerbaycan ve Türkiye tarihinde artık altın harflerle yazılmıştır. Evet. Ve eminim ki bir daha Hocalı gibi katliamlar bundan sonra yaşanmayacak. Evet. Sayın Hasan, son olarak bir değerlendirme yaparsanız geldiğimiz noktada yani diğer konuklarımızla hani gelinen noktanın artık tarihi bir ders olması gerektiğini artık yani bu saldırganlıkla böylesi insanlık suçlarıyla asla bu bölgede var olamayacağını Ermenistan'ın anlamış olması gerektiğini. Geldiğimiz noktada bu oldu mu sizce? En son atılan adımlar, Ermenistan'ın yaklaşımı. Kısaca bunu da bir değerlendirelim. Hemen kısaca özetliyorum. Ermenistan halkı savaşı kaybetmiş bir hükümeti yeniden iş başına getirdi. Ermenistan halkı savaşı kaybetmiş hükümeti iş başına getirmekle Azerbaycan ve Türkiye ile savaşmanın onlara bir faydası olmadığını, bölgede boğulup mahvolmak istemiyorlarsa, ekonomik ve sosyal açıdan rifah içerisinde yaşayıp huzurlu, sağlıklı ve bölgenin istikrarından ve gerçek ekonomi kalkınmasından pay almak istiyorlarsa Azerbaycan'a ve Türkiye'ye mahcuplar düşüncesinde var olduklarını artık anladılar ve gördüler. Eminim ki baş kaldıracak güçler bir daha Azerbaycan'ın demir yumruğunu yemek istemiyorlarsa Azerbaycan'ın 44 günlük kahraman ve yiğit askerlerinin başta başkomutan olmakla ya yapmış olduğu müthiş bir mücadeleni akıllarından çıkarmamalı, Azerbaycan ve Türkiye ile iyi geçinmeli ve bir an önce Azerbaycan'ın barış elini, Sayın Hulusi Akar'ın söylediği gibi barış elini Azerbaycan uzatmış zaten, bunu tutmalı, barış anlaşmasını imzalamalı ve sınırlarımızı resmen tanımalıdır. Yani ders çıkarttıklarına ben eminim, inanın Sayın Hanım. Çok teşekkür ederim. Sayın Ramil Hasan, çok çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Milletvekili bir kez daha iki Karabağ Savaşı'nda da şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Lefkoş Adası'nız. Orası da bizim yavru vatanımız. Hatta elbette. benim ana vatanım. Ben bir Kıbrıs Türk'üyüm çünkü. Onun için çok başka duygularla Lefkoşa'da bu anmayı gerçekleştireceğinize inanıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olunuz efendim katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür efendim. Ediyorum. Özür